Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Illustrator programındaki genişlik aracının nasıl kullanılabileceğini göstereceğim. Arkadaşlar, genişlik aracı programın araç çubuğu kısmında aşağıda yer alır. Burada gördüğünüz gibi. İsterseniz de klavyenizden Shift ve W tuşlarını aynı anda basarak da bu araca erişebilirsiniz. Peki bu genişlik aracı bizim ne işimize yarayacak? Herhangi bir vektörel çizim yaptığınızda, çizgi yaptığınızda vektörel, iki ucunun da farklı kalınlıkta olmasını bu araç ile yapabilirsiniz. Örneğin ben bu çizginin bu tarafını kalınlaştırırken bu tarafını istediğim gibi inceltebilirim. Gördüğünüz gibi. Bunu nasıl kullanabiliriz? Bir saç teli yapımında, saç teli yapacağımız zaman, bir kaş teli yapacağımız zaman, mesela ben şimdi size bir örnek göstereceğim. Orada da kullanabilirsiniz ki bence çok mantıklı. Hatta geçelim direkt. Ben buraya bir kedi veya bir aslan kaplan patisi olabilir. Bir pati çizdim buraya. Bu şekilde. Şimdi buna genişlik aracını kullanarak tırnak ekleyelim. Gelelim. Şöyle tırnağımızı oluşturalım. Tabii dolgusunu kapatacağız bunların. Geldik. Buradan seçiyoruz aracımızı. Alt tarafı kalınlaştırdık. Üst tarafı incelttik. Ve işte tırnağımız tamam. Şimdi buna gelelim ve patimizin parmağını yerleştirelim. Aynısını diğerleri için de uygulayabilirim. Ancak farklı bir yol da göstermek istiyorum size. Bunları 4 tane parmağımız olduğu için 4 kere kopyala yapıştır yaptım ve 4 tane tırnak oldu toplamda bununla beraber. Her birini bunların üzerine ekleyeceğim. Ancak tabii bunların yönüne göre ekleyeceğim. Buradan yansıtıyorum bu tırnağı dikey olarak 90 derece açıyla ve bu parmağı getiriyorum, koyuyorum. Aynısını bunun için de yapabilirsiniz. Geldim, yansıttım dikeyde açı 90'da ve geldim buraya yerleştirdim. Gördüğünüz gibi artık bu bir kaplan tırnağı ve aslan tırnağı oldu, bir kedi tırnağı oldu. Bu şekilde kullanabilirsiniz siz de bu genişlik aracını. Teşekkür ederim.